hoş geldiniz. Bendeniz Öztürk Serengil. Sizlere Kimse Fatma Gibi Öpemez filmini takdim etmekle şeref duyarım bilakis. Efendim, ben de bu filmde 10 parasız bir ressam rolündeyim. Aynı zamanda sosyetenin şen dolu Jale Hanım'a sırılsıklam aşığım. Neymiş efendim? Hep beraber söyleyelim. Sırılsıklam aşıkmışım. İşte buyurun Jale Hanım. Jale rolünde Neriman Köksal. Kendisi milyoner koca avında olduğundan benim gibi züğürtlere katiyen yüz vermez. Zaten filmin hikayesi de onun bu para dümenlerinden doğdu. Ve Sayın Jale Hanım bir sabah meşhur avukatlarımızdan Saadettin Bey'in yazıhanesine davet edildi. Buyurun. Oh! Jale Hanımefendi ile mi teşerrüf ediyor? Evet. Memnun oldum, lütfen buyurmaz mısınız efendim? Bir haberi tebliğ etmek... ve söyleyeceğim galiba... Bey'i tanıyor musunuz? Amerika'daki dayım Hayri Bey. New York'ta Hayri Türk diye tanınır. Ta kendisi hanımefendi. Dayınız geçen ay sizlere ömür. Ne diyorsunuz? Zavallı, zavallı dayıcığım. Mirasa gelince... Evet, mirasa gelince... Vasiyetname Amerika'da tanzim edilmiş... ve kendisi bu mirasın icrası için beni memur etmiş. Sizin ve muhterem şahitlerin huzurunda açıyorum. Ben bu vasiyetnamenin altında imzası bulunan ve Amerika'da Hayri Parker adıyla maruf tüccar, Türk asıllı ve İstanbul doğumlu Hayri Parker, 1.200.000 dolar tutarındaki servetimi yeğenim Jale Erdin için sakat kızına bırakıyorum. Tabii şayet böyle bir kız mevcut ise. Aynı zamanda bu vasiyetnamenin icrası işi içinde aziz dostum avukat Saadettin Dinsoy'u vazifeli kılıyorum. Tahkikat sonunda Jale'nin hasta bir kızı olduğu meydana çıkmazsa bütün miras Kızılay'a devredilecektir. Hayri Parker, imza, şahitlerin imzası, noterin tasdiki. Ama yani nasıl olur? Ayrıca size yazılı bir mektup daha var. Okuyorum. Benim hilebaz, düzenbaz, fetbaz yeğenim Jale. Bugüne kadar hastalıklı, geri zekalı bir kızın olduğunu ileri sürerek... ...tedavi masrafı bahanesiyle benden dünyanın parasını sızdırdın. Sakın yuttum zannetme. Ama ne de olsa dayı yüreği bu, dayanamadım. Ve şayet böyle bir kızcağız mevcutsa ve hastalığı yani deliliği de tahakkuk ederse... ...paramı ona bırakmaya karar verdim. Allah beni affetsin. Bugüne kadar soyup soğana çevirdiğin dayın, Hayri. Yani çocuğu... ...görüp üzerinde uzun uzun tahkikat yaptıktan sonra... ...parayı size teslim edeceğiz. Nerede bu yavru? Evde. Hemen görebilir miyiz? Yo, feci bir kriz geçiriyor. Ancak birkaç gün sonra. Peki, öyle olsun. Tabii evinizde birkaç gün misafir kalabiliriz, değil mi? Evinizde mi? Aman için! Vasiyetname mucibince yavruyu devamlı kontrol altında bulunduracağız, değil mi ya? Tabii, tabii. Bu iş için de yanımdaki stajyer avukatlardan Kemal Bey'e selahiyet veriyorum. 3 gün içinde köşke geleceğiz. İyi günler hanımefendi. Size de. Yavrum, bir tanem! Canım Jaleciğim! Evine döner dönmez acı bir sürprizle karşılaştı. Memefi, bilakis, binaenaleyh... ...Bebeden kalma muazzam köşkü ve son model arabası... ...soyup sovana çevirdiği bir banka tarafından... ...evdeki eşyalara varıncaya kadar haczedilmişti. Tamam, Jale Hanım... ...haczedilen mallarınızda en ufak bir tasarrufta bulunursanız... ...cezası çok ağır olur. Biliyorum. Çıkış şu tarafta. Böylece yavrum Jale'nin dadısı Mürvet... Mürvet rolünde Mürvet Sim. Ve Mürvet'in üniversiteden mezun olacak oğlu Erdal... Cihat Adanalıydı. Neymiş efendim, hep beraber söyleyelim? Adanalıymış. Buyurun. Adanalı Hurşit rolünde Vahiy Öz. Kızlarım Zühre ile Zeynep. Zühre rolünde Serpil Gül. Zeynep rolünde Serap Acar. Galiciğimin korkunç bir sırrı vardı. Neymiş efendim, hep beraber söyleyelim? Korkunç bir sırrı varmış. Yetişkin ve güzel bir kızı olduğunu... ...Hurşit ve Necati'den saklamıştı. İşte bu kız, yani Fatma, o sabah İstanbul'a dönüyordu. Annesi Jale kafasını işletti. Hem mirasa konmak, hem de 2 milyonerden birini kafese koymak için korkunç bir plan tasarladı. Ve böylece film de başlamış oldu. İşte Jale'nin kızı Fatma Avrupa'dan geldi ve Yeşilköy'de uçaktan indi. Anneni bekar mı göreceksin? Anne değil, Jale. Dadıcım benim! Canım evladım! Sus kız, Mürvet Hanım o! Ya bırakın da hiç olmazsa istediğim gibi öpeyim bir kere! Ay içeri girelim, gören olacak diye ödüm kopuyor. Hadi gel! Ah canım evladım! Peri kızları gibi ne kadar güzelleşmiş, ne kadar da büyümüş! Benim kızım hem güzel hem de anlayışlıdır. Tabii! Hayrola? Sen bana ne zaman anlayışlı desen altından Çapanoğlu çıkar. Anlayışlı olmayıp da ne yapacaksın? Vaziyetimiz feci! Berbat! Ev, eşyalar, altımızdaki yatak bile hacizde! Ama benim bildiğim biraz paramız olması lazımdı. Senin uğruna harcadım! Avrupa'da tahsil az masraf mı? Ne demek? Ben Avrupa'da çalışarak kazandığım parayla okudum. Tabii paramızın bir kısmını da ben harcadım. Hep senin uğruna, zengin bir koca kafesleyip senin istikbalini garanti altına alabilmek için. Ve tabii zengin koca kafesleyebilmek için benim senin kızın olduğumu da herkesten sakladım. Hayol, 20 yaşında kızım olduğunu anlarlarsa hem yaşım meydana çıkar, hem de... Hem de zengin talipler kaçar! Peki, beni ne diye tanıtacaksın? İki şahsiyetin olacak! Ne? 2 kişi birden mi olacağım? Hı. İlk işin hasta bakıcılık! Kime bakacağım? Sana mı? Hastalıklı, gerizekalı, minicik kızım, yani şöyle 12-13 yaşlarındaki kızım Nerime'ye! O da nereden çıktı? Dayımın vasiyetnamesinden! Şunları oku, her şeyi anlarsın. Canım, olmaz böyle şey! Dolandırıcılık olur, yapamam! Yapar, vallahi de yapamam, billahi de yapamam! Canım kızım, birazcık anlayışlı olsana! Israr ederseniz, derhal evden gider, kendi hayatımı çalışarak kazanırım! Ay Fatma, neler söylüyorsun! Bayılmanın sırası mı şimdi? Tabii bu adi numaraları yiyen çıkarsa! Senin gibi Avrupa görmüş bir kız... ...Bu kadarcığını yutturamazsa... ...Sonumuz darlacı olur! Diyelim ki ben yutturdum! Avukat hiç doktor raporu istemez mi? Geçen sene ölmüş küçük bir kızın deli raporunu geçirdim ele! Ufak bir isim değişikliğiyle her şey halloldu! Ama bu sahtekarlık! Senelerce sana verdiğim emeğin, harcadığım servetin ve analık hakkımın karşılığı nankörlük mü olacak? Çalışıp alın teriyle para kazanmayı düşündün mü hiç? Senin çalışıp 500 senede kazanacağın parayı, annen zekası sayesinde bir ayda elde edecek! Bizim paramızla tam 12 milyon kızım! Ben 500 sene çalışmayı tercih ederim! Ne zaman akıllanacaksın bilmem ki! Şunu da bil ki, bu rezalete senin analık hakkını ödemek için katlanıyorum! Kızını kızım diye tanıtmaktan çekinen bir annenin hakkı olarak! Paraya gelince... ...İçinden 10 parasını bile almadan bir gün bu evden çekip gideceğim! Aman yarabbi! Necati Bey! Çabuk giyin de aşağı gel, unutma hasta bakıcısın! Hadi çabuk! Necati Bey hani, şu milyoner mi? Hı, evet! Jale Hanım! Oh, Necati Bey, bu ne güzel sürpriz böyle! Oh, bu kızlar dünya güzeli vallahi, bu ne güzellik kız! Viski! Memnuniyetle! Son plaklarımı gördünüz mü çocuklar? İçeride, pikabın üstünde olacak. Zahmet etmeyin, biz bakarız. Jale Hanım! Necati Bey, görecekler! Sizin için çıldırıyorum! Peder Bey hızlı gidiyor maşallah! Hele evlensin babamla! Dünyayı zehir edeceğim o yılana! Siz dersten başka bir şey bilmez misiniz canım? Necati'nin arabası benden evvel gelmiş Domuz! İnşallah Jale ona kalır! Sus kız! Ağzını paralarım senin! Mahvolduk, şimdi de Hurşit Bey geldi! O da kim? Bilmiyor musun canım, Adanalı milyoner işte! Hadi sallanma, çabuk ol bir parça, hadi! Jale Hanım, güzelim, öpeyim! Hoş gelmişsiniz komşu! Hoş bulmuşuz ağam! Ayol, bu kızların biri prenses, biri de peri! Oya ile Sevda içeride görüşmek istemez misin? Daha nasılsın bakalım? Seni görmeden önce çok iyiydim! Al benden de o kadar! Karga leşi gibi bozdun havayı! Aman çocuklar, ne şakacısınız! Ama kardeş, bugünlerde ya sizin ya bizim büyük annemiz olacak! Aman aman, sizin olur inşallah! İmtihanlar ne zaman? Gelecek ay mezun oluyorum! Çok çalışıyorsun! Fakirlerin tek dayanağı alın teridir! Biraz ders etsek açılırsın! İmtihandan sonra! Boşuna uğraşma, dersten gözü kör olmuş! Hem gözü hem de kalbi! Sen onların sözlerine bakma canım! Hah! Çocuklar, müjde ressam geliyor! Resim çizerim, yayan gezerim! 3. talip inşallah onun üstünde kalır! Amin! Şapkayla karışık, bu ressam aşık! Ama Tayfur, sırası mı? Hayatım, güneşim, aşığım! Yavaş gel, yavaş! Tayfur Bey, meşhur ressamlarımızdandır! Ressammış! Benim resmimi yapsın da... Görek! Bir dakika! İyi mi poz? Enfes! Şöyle durun bakayım! Tamam, biraz çeneni kaldır, güzel! Nasıl oluyor, nasıl, hı? Tamam! Bil! Bu ben miyim be? Tamam! Şuradaki boşluk, kafanızın içindeki boşluğu! Yani cehaletinizi, 10 milyon servetinizi... Sivri kulaklar da eşekliğinizi gösteriyor, yetmez mi? Yetme! Beni çarpmışsınız efendim! Ben mi? Evet! Kızım Fatma, yani hastamızın bakıcısı! Tanıştığımıza memnun oldum efendim! Pasaklı haline bakmayın! Bilseniz benim için ne büyük bir kuvvet kaynağı oluyor! Zavallı yavrumun bütün yükü Fatma'nın üstünde! Hangi yavru bu? Aa, bilmiyor musunuz? İlk izdivacımdan olan kızım! Ha? Ne? Nasıl olur? Açık baş saygı sunarım! Ah, ne feci halde yavrucak! Düşünün, 11-12 yaşlarında olduğu halde fazla gelişmiş! Tıpkı bir genç kız gibi! Üstelik sakat! Yani ya aptal! Doktorun söylediğine göre fazla yaşamazmış! Oh be! Şimdi oldu! Ben de ciddi bir engel sanmıştım! Bir bakıma da şanslı yavrucak! Düşünün, Amerika'da ölen dayım, tam 12 milyonluk servetini ona bıraktı! 12 milyon mu? Oh. Vay anam! Aç gözünü oğlum! Tehlikeli hatundun ha. Gerçi sen de malın gözsün ama ne de olsa kadındır o. Seni kafeslemeye çalışır. En ufak bir şüphen olursa çağırırsın beni. Korkma üstad, tevelallah. Takdir edersiniz ki çocuğu derhal görmek mecburiyetindeyim. Fakat uyuyor yavrucak. Aa, siz merak etmeyin, ben hemen hazırlarım. Siz de gelin Mürvet Hanım. Ben de gelebilir miyim? Hayır! Aman aman, anladık ki! Ne diyor? Oyuncak istiyor, siz verin. Al yavrum, al bakayım. Adın ne senin? Benim Adaçayı. Konuşuyor mu maşallah? Ooo, bebeğim! Lan, bu adada en yakışıklı erkek kim? Söyle bakayım ha? Zevkli kız canım, zevkli kız! Kız, peki ben nasılım ha? Saygılarımı sünerim! Al bak, şeker, şeker! Şeker canım, şeker! Jale Hanım, çocuğu gördük. 1-2 hafta kontrol edeceğiz. Sırf formalite icabı. Sonunda miras alacağınız muhakkak. Tabii, çok teşekkür ederim. Kemal Bey'in odası hazır. Peki. Beyler, hanımlar, lütfen odayı terk edin, tahliye edin, lütfen. Merhaba. Mundak mundak alam. Aa, oyuncak mı? Peki ne istiyorsun? Mumuş. Elinin körü mumuş, ne demiş? Cuk, mumuş. Ha, meme. Ha. Hadi zevzek, ben kadın mıyım? Cumuncu, emzik! Aaa, emzik, dur! Hay Allah! Al bakalım emzik! Dur, bağırma, dur! Söyleyeyim de getirsinler çayını, dur! Müsaadenizle Jale Hanım. Aman efendim, şeref verdiniz. Öpeyim güzelim! Hurşit Bey! İki mesaj var dadım. Birincisi, yarın gece bizim kulüpte baş başa kalabilir miyiz? Evet. İmza Necati. İkincisi... Yarın gece kulüpte aşkımızı ilan edelim mi imza Hurşit? İşler yolunda! Aman kızım, ikisi de aynı yere davet etmişler! Daha iyi ya! Birbirlerini kıskandırsınlar da bir an evvel evlenme teklif etsinler! Şu babam da! Bizi de çağırıyorlar! Ne yazık, kendimi peri masallarındaki Keloğlan'a benzetmiştim! Prens diyecektiniz galiba! Prens! Sizin güzelliğiniz karşısında her şey o kadar silik, o kadar donuk kalıyor ki... Acaba... Niye sustunuz? Ha, affedersiniz, gözlerinizin sihrine kapılmıştım. Siz hep böyle çapkın mısınız? Bir dakika! Bu ilhamı hayatımda ilk siz verdiniz bana. Buyurun! Senin söyleyecek bir şeyin yok mu? Güle güle, hoşça kal! Sen de! Boyun bozun devresin eşek, böyle mi söylenir kıza? Hoşça kal! Kaçıklık var mı sende? Bende yok ama onlarda var. Yok canım. Tahtaları sağlam olsa o bayat laflarla hoşrafa dönmezlerdi. Vay vay vay! Neler de bilir misin sen? Bilirim ya. Sen de az saf değilsin avukat bey. Ayol, onların yarısı süs, yarısı boya. Sil yüzlerini, altı çatlak duvar çıkar. Sen önce kendi yüzünü yıka. Ben de öyle süslenip püslensem konuşmazdım böyle. Aa, iş yalnız süslenip püslenmekle bitse... Aslında... Ben de dans ederim. Çifte telli mi? Hayır, köçekçe. Aferin, aferin. Sen şu çocuğu bir yoklasana ha. Hadi, hadi bakalım, yürü, kış kış. Allah cezanı versin senin, değil mi? Versin, versin ama nereden bileyim? Neyi? Bu giden eşeğin bu kadar yakışıklı olduğunu. Siz misiniz? Şey... Çok mühim bir şey soracaktım da... Bu sene hukuka yazılıyorum. Acaba bana biraz malumat... Tabii tabii, burada vazifeliyim! Beklerim! Ah, size de! Çok neşelisiniz maşallah! Tabii, doğum günüm bugün! Ha? Hukuk, adalet denen coşkun seli hudutlayan bir barajdır. Mesela şöyle farz edin... Size karşı olan hayranlığım bir sel... Engin güzelliğiniz, zarafetiniz bir baraj... Yürü yavrum, yürü! Ha? Yürü deyim seni! Yürü yavrum, yürü! Yavrum canım, ne istiyorsun? Ben mi? Ha? Hiç! Çocuğun çamaşırlarını asıyorum. Bak canım şekerim... Anlayışlı kızsın sen. Bize iki kahve yapıver. Ama geç olsun ha? Hadi hadi! Hadi! Hukuk, kanun, nizam. Bütün bu kaideler ancak bir kuvvete mağlup olurlar. Aşk! Mesela şu anda size karşı duyduğum hislere... mani olacak. Beni sizin cazibenizden kurtarabilecek hangi kuvvet vardır, hangi? Orta şekerli kahve! Ha? Hazır efendim! Ver de git yavrum! Ay! Ha. Hay Allah kahretsin seni! Deliyim ablacığım! Ay, beni deli edecek! Yarın devam ederiz! Olur. Hem de bu pisin bulunmadığı bir yerde! Karı, sen ağzını toplar mısın? Hey, dur bakayım, dur! Affedersin, görmedim vallahi. Görmezsin tabii, bisiklette bile ders çalışıyorsun. Dur, ben tamir edeyim. Bisikleti mi, beni mi? Of, ayağım! Hay Allah kahretsin be! Sen tut da hiç çarpılmayacak kıza, yani şey... Aman ne iltifat, ne iltifat! Güzel söz söylemesini beceremiyorum. Bisikletimi kırdığına göre beni denize sen götüreceksin. Ha? Ama ben arkadaşlara çalışmaya gidiyorum. Başlarım senin çalışmanı, hadi yürü! Aha. Hey! Ha? Beğendin mi mayom? Avrupa'dan getirttim. Nasıl, güzel? Çok, çok güzel. Hukuka gireceğim de, acaba bana bir tavsiyede bulunmaz mısınız? Ne güzel! Hukuk aşka benzer. Sahi mi? Ya, mesela sizin güzelliğiniz bir suç... ...benim hayranlığımda kanun olsun. Şimdi siz güzelliğinizle beni çılgına çevirdiğinize göre ne yapıyorsunuz? Kanuna karşı gelmiş oluyorsunuz. O zaman ben de, yani kanun, adalet kolunu uzatıyor ve suçu kavruyor... Hayrola? Kemal'in doğum günüymüş. Nerede o, nerede o? Nerede olacak, aşağıda? Kanun diye Zeynep'i mıncıklıyor. Ne? Ama ben kanundan çok korkmaya başladım. Ha, bakın anlatayım. Bazı suçlar karşısında kanun çaresiz kalır. Mesela ben. O emsalsiz zerafetiniz karşısında kalbimden kopan bir feryat, bir hıçkırık diyor ki... Kemal Bey! Ha? Doğum günü hediyeniz. Sağ ol kızım, sağ ol yavrum, bırak aşağı! Kahretsin, yukarı gelirsen bacaklarını cak diye ayıracağım senin! Ne kızıyorsun be? Bu bırak diyen sen değil miydin? Bir de oturmuş surat ediyor. Ne yani? Bırak dedim, ben de bıraktım. Bak evladım, anladık iyisin, düşüncelisin ama... ...ortalarda at sineği gibi vızıldamasan çok iyi olacak. Burası benim vazife saham. Bak yavrum, ben tekin adam değilim. Sonra maazallah... Ay, ne yaparsın yani? Alo? Sevda Hanım, siz misiniz? Sizinle çok mühim bir mesele hakkında görüşmek istiyorum. Aman ne şeref! Hukuka gireceksiniz demek. Memnuniyetle tabii. Bir an bile aklımdan çıkmadınız. Yemin ederim. Nerede buluşsak acaba? At sineklerinin rahatsız etmeyecekleri bir yerde. Geliyorum. Size de. Verdiğiniz direktif üzerine hareket edeceğim. Alo? Ben Saadettin. Kim? Jale Hanım, siz misiniz? Saadettin Beyciğim, sizin Kemal Bey'den çok şikayetçiyim. Zavallı kızma hiç bakmıyor canım. Nasıl olur? Kemal orada değil mi? Kızlarla oynaşmaktan zavallı hasta yavruma baktığı yok ki. Zavallı yavrucak onunla ne kadar teselli buluyor. Bilemezsiniz, çok feci. Vay serseri, vay it, pardon yani. Çağırsanıza şunu bana. Kemal Bey! Kemal Bey! Kemal Bey! Kemal Bey! Patla! Yani azizim, iyi çocuk, terbiyeli ve kabiliyetli çocuk. Ama böyle çapkın görmedim. Alo! Alo Kemal! Kemal! Evet üstadım! Biliyor musun, cevap ver! Dinleyin lütfen, anlatayım efendim! Bir dakikacık dinleyin bakın, anlatayım! Ben seni oraya kızlarla oynaş diye mi gönderdim be? Derhal yukarı! Hasta kızın yanına! Her yarım saatte bir kontrol edeceğim! Ama üstad... Tamam, emredersiniz efendim! Kim bu herif? Bizim patron! Dinsizin hakkından imansız gelir! Kim fitledi beni bu herife be? Ha? Nerede o tahta kurusu çocuk? Uyandırayım yavrucağı, sen bekle! Ben böyle çocuğun da, denize gitmenin de, senin de! Anladım beni! Cici mama, cici mama, cici mama, cici mama! Ha, şeker, şeker! Cici mama, cici mama, cici mama! Çikolata! Al ciplen de çeneni tut! Ulan lokum gibi kız plajda beklerken sen burada çekilir misin? Cici çay! Cici çay! Abiciğim, abiciğim, abiciğim! Abiciğim, 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 abiciğim! Nerede o hasta bakıcı olacak canavar? İstedi anasına gitti zavallı. Abiciğim, abiciğim! Gelemez olur inşallah! Eşek! Al şunu! Allah kahretsin seni! Köşedeki milyonerler gönderdi. Her tango başına 100'lük işler diyorlar, anladın mı? Tamam, çalın bir tango. İcazkârdan olsun. Bu dansı bana! Sıraya gir lan, bu dans benim! Aman çocuklar! Önce ben geldim, parayı da ben gönderdim. Çocuklar, vallahi fena alıyorum. Ay! Benim ayağına bastım güzelim! Ne münasebet hayat, pabucum sıkıyor! Ay kim o? Çık, yoksa imdat diye bağırırım! Bağırma, benim Erdal! Ne yapıyorsun orada? Hiç, dolaşıyorum da! Ay, ders çalışmaktan dolaşmaya vakit buluyor musun? Bazen, yani çok bunadınca... O zaman kuvvet toplamak için şu ağacın altına gidiyorum. Bu ağacın altına mı? Kızmadın ya. Yani kızar gibi oldum. Peki ne yapıyorsun o ağacın altında? Senin kızmadın değil mi? Ha, kızmam. Sen üşüyorsun galiba. Yo, heyecandan olacak. Bu ağacın altında hep senin pencerene bakıyorum. Pencereme mi? Biliyorum, çok fena. Derse çalışsam daha iyi ama... Başlatma şimdi dersini. Ama ders çok mühim. Bak, ben çok fakirim. Bildiğin gibi değil. Bu sene üniversiteden mezun olmam lazım. Ancak o zaman... Evet, o zaman. O zaman belki sen. Vallahi hep senin için çalışıyorum be. Allah kahretsin. Sen o kıza layık değilsin. O dünyanın en tatlı, en şeker kızı be. Ne kadar hayvan, züppe, baba parasıyla dolaşıp eğlenen varsa hepsi peşinde ama o hiçbirine bakmıyor. Seninle ilgileniyor. Ona layık olmak, bir gün benimle ev... Konuşamıyorum işte! Ama seni köpekler gibi, hayvanlar gibi, eşekler gibi seviyorum! Canım sevgilim! Vallahi evde yoklar efendim! Yürü! Ben hasta kızı göreceğim ya! Oyuncak getirmek de mi yasak be? Oyuncak işte, hep hediyeyi zenginler mi gezdirir be? Saygılarımı sunarım. Bana bak arkadaş, ne işin var burada? Şeref, en ucuz tarafından. Malumaliniz bizler züğürtüz, ceplerimiz delik ama kalbimiz zengin. Şerefe! Ama oğlum, yani Jale Hanım evde yok ki! Yok tabii! O milyonlarıyla, Tayfur aşkıyla yaşar. Maksat, hastaya oyuncak getirmekti. Çam sakızı çoban armağanı. Pahalısını alsan, yarın işkembeci çorbayı gezer. Köşer arkadaş ya! Kemal Bey, sizin odanızı hazırlayayım, hadi gelin, hadi! Şapka çıkarır, saygılarımı sunarım. Beğendin he? Cici! Cici! Cici cici cici! Beğendin! Tabii! Çünkü sen deli, ben de deliyim! Biz anlaşırız arkadaşım! Neden? Çünkü burası kontak! Kötülüğü geçirmez buraya ya! Bilmezsin niye içtiğimi, hep o Jale için! Çünkü ben eşeklerin sadrazamı, onu deli gibi seviyorum! Sevmek nedir bilir misin? Bilmezsin! Bilmediğin daha iyi, Allah kimseye vermesin deli kız! Ama Tayfur aşkından ölse, nafile! Niye? Çünkü mangırı yok! Aşkı var! Değil mi deli kız? Anlarsın ya! Niye? Çünkü sen deli, ben deli! Anlaşırız mis gibi! Ne şiir oldu değil mi? Ah, beni köpek gibi görüyor, parmağımda oynatıyor, sevmek kötü şey deli kız! Ama Allah kahretsin, seviyorum işte! Seviyorum! 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 Anne atta! Atta'ya gitti! Anne dans, cici dans! Dans eder tabii! Anne kulüp, kulüp! Kulüp mü? Bizim kulüp! Lan deli, Allah razı olsun senden! Bak sen deli, ben deli, nasıl anlaştık mis gibi! Şapka havaya, fakir pavyona! Baş baş! Böyle mi? Delirdin mi sen? Niye söyledin? Az kalsın hüngür hüngür ağlayacaktım be, herif aşık! Elinin körü! Sen aşk nedir bilir misin? Sen sanki çok bilirsin! Bilmem ama öğrenmeye başladım galiba! Selamlar, saygılarımı sunarım! Aman çocuklar! Emriniz! Bununla ne içilirse onu getirir. Beye benden bir viski! İstemez tütün tarlası! Lan keyfimizi bozmaya mı geldin? Sadece Jale ile bir tek dans edip gideceğim arkadaş. Atın şu herifi dışarı! Çok rica ederim! Şahsıma hakaret ederim lan! Hele! Nonoşum, ben onu şimdi sepetlerim, hadi gel! Gel! Nereden haber aldın burada olduğumu? Kafadaki kontaktan kalbine kötülük geçmemiş biri söyledi. Aşk nedir bilmiyordu ama o deli, ben deli, anlaştık mis gibi. Öper. Bir çuval inciri berbat ettin. Ha, affedersin! Çıldırtacaksın beni! Milyonları kaçırıp 10 parasız kalırsak görürsün gününü! Ver şu arabanın anahtarını! Bırak, Necati Bey'le motor gezintisine gideceğim! Ayol, bu kız düpedüz aşık! Bana bak, aklını başına almazsan o Kemal'i bu evden... Onu buradan uzaklaştıracak en ufak bir teşebbüste bulunursan her şeyi anlatırım. Anladın mı? Kalk gidiyoruz. Nereye? Denize. Ha. Kalksana hımbo! Ha? Kalk be! Biraz fazla samimi olmuyor muyuz? Samimiyet dostluğun, dostluk edebiyatın müjdecisidir. Yalancı! Kim bilir kaç kıza söyledin bunları? Cevabını gözlerimde arasana! Gözler kalbin casusudur. Bak gözlerime! Bak, ne görüyorsun? Hiçbir şey görmüyorum. Daha yakından bak! Daha yakından! Daha... Merhaba! Bu ne tesadüf! Gene mi sen? Allah'ın kumsalını babanın malı mı zannettin oğlum? Jale Hanım'a söyleyeceğim otomobilini çaldığını. Ben vallahi şeyim... Defolun be! Başka yerde girin denize! Mahvettin beni, yıktın, öldürdün! Ne oluyorsun be? Ben, Zeynep'in kardeşi, yani Zühre ile birbirimizi delice seviyoruz be! Şimdi beni burada görünce... Yaparım aranızı, yürü! Yürü! Yaparmış! Vay vay vay, zavallı Zühre! İnsan kıtlığında tutmuş, bu hımbıla aşık olmuş! Halbuki beyimiz gönül eğlendiriyor! Sarıl, sarılsana hımbıl! Fakat ben Zühre'yi sev... Şimdi başlarım Zühre'nden! Yapma canım, baksana bizi seyrediyorlar! Ne demek istiyorsunuz, biz mi sizi gözetliyoruz? Yok baban! Hem baban dedim de aklıma geldi! Seni burada adi bir çapkınla öpüşürken görse ne sevinirdi! Hey, bana bak! Oya hanım, size olan aşkıma mani olacak, beni cazibemden kurtaracak hangi kuvvet vardı? Hukuka girecek de benden kitap istedi. Sevda hanım, hukuk aşk gibidir. Oo, maşallah, demek sevda da! O da hukuka girecek mi? Bari sen de kaydol da şenlik tamam olsun! Bu eşeği hala konuşturacak mısın, biz çarpın! Jale Hanım, size karşı duyduğum hayranlık sonsuzdur. Ah, çok üzülüyorum. Hakkımızda ne çirkin, ne çirkin dedikodular yapıyorlar. O namussuzlara yanında en güzel şekilde cevap verirdim. Necati Bey, bu bir evlenme teklifi mi? Hayatım, nişanımızı derhal ilan etsek, ne dersin? Canım kızlarım, bundan sonra size müşfik bir anne, samimi bir arkadaş olacağım için ne kadar mesudum! Çok memnun oldum! Eksik olmayın! Gözlerim yaşardı be! Hep beraber öpüşelim! Utanmıyorsun değil mi? Bu gecenin şerefine bir yere gidelim be! Tabii Kemal Bey oğlumuz da davetli! Memnuniyetle! Gidemez! Fatma! Zavallı yavru onsuz uyumuyor! Bu gece sen bakarsın! Ben bu gece izinliyim, unuttunuz! Tabii canım kızım, izinlisin! Mürvet Hanım bakar canım, öbür salona geçsek! Giyin arkadaşım, gidiyoruz! Allah aşkına yapma! Yürü be aşık herif, yürü! Niye çevirdin başını? Gözlerimdeki sihre dayanamıyorum, bir çılgınlık yapmaktan korkuyorum. Neymiş yapacağın çılgınlık? Seni kollarıma alarak semalara yükselmek, aşkımı yıldızlara anlatmak, güneşi taç yapıp saçlarına takmak, tak. Ay Jale! Ne oldu, ne var yavrum? Ay Jale! Alo? Sevda, ne haber? Kim gelse beğenirsin kardeşim. O pasaklı hasta bakıcı yanında Erdal'la pavyona geldi. Nasıl olur? Erdal'la mı? Ta kendisi. Bir aşikane pozlar ki sorma kardeş. Peki siz ne arıyorsunuz orada? Biz mi? Kemal'le dans ediyorduk. Kemal'le mi? Tabii. Ayol haberiniz yok mu? Babam Jale Hanım'la nişanlandı. Baban Jale Hanım'la mı nişanlandı? Allah! Nerede lan? Nerede olacak? Bizim kulüpte. Bizim kulüptelermiş. Ne? Yürüyün lan! Evde bir şey var. Ne var? Ne oldunuz hanımefendi? Başım döndü evladım, Saadettin olacak. Kızlar, annenize hizmet edin bakayım. Viski, şampanya, dans, hadi bakalım! Allah Allah! İllallah! Bu hareketinin izahını istiyorum. Nişanlım hareketlerinde serbesttir. Bu nişanı bozacağım eşek herif! Ne? Sensin terbiyesiz! Biz yalancı eşek! Vallahi elim sana! Benim garsonlar! Bu herifi dövene 500 kağıt baş! Benden daha o kadar, benim garsonlar! Saygılarımı sunarım Hüşen'im! Aman Allah'ım, neredeyim ben? Fakir bir ressamın atölyesinde! Ne oldu, nerede onlar? Son gördüğümde birbirlerini ısırıyorlardı bilakis! Oh, mahvoldum, bittim! Her şey mahvoldu! Kurtuldum bilakis! Şarap, en ucuz tarafından! Budala, sen de niye getirdin beni buraya? Polisin geleceği, gazetecilerin resim çekeceği bir yerde... ...senin bulunmanı istemedim! Affedersin! Çok iyisin ama... Ama meteliksizim, öyle mi? Kimsin sen? Tanıştığımızı sanıyordum. Bırak numarayı, kimsin? Bir hasta bakıcı, yani hizmetçi. Ama o pasaklı kız, sonra bu elbiseler? Oh, bu elbiseler mi? Hanımdan yürüttüm. Ben sana dedim oğlum, o peşinden koştuğun kızların yarısı süs, yarısı boya. Onların parası var diye gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Metelik vermem ben paraya! Yok canım! Zaten kopuğun biriyim! Ne diyorsun? Ya! Tek odalı bir yazıhane açacak param bile yok! Onun için de o milyoner kızlara aşık numarası yapıyorsun! Başlarım ama o kızlara! Düpedüz milyon avcısısın! Yarın öbür gün süslü bir salon kedisi tavladın mı işin! Hanımefendi kokteyle gider, parti verir, dans eder! Ya sen? Neymiş yani? Ben de onlar kadar dans ederim! Aa, et de görelim! Hanım geldi, şimdi beni arar. Biraz daha kalsan? Olmaz! Bak ama sana ne diyecektim? Biliyorum ne diyeceğini. Fatma Hanım... Tabii eğer bana hanım demeye tenezzül edersen, sizi... Ve sonra o kızlara okuduğun masalları tekrarlayacaksın. Beni ne kadar yanlış tanıyorsun? Sen o tekniği diğer kızlara yap. Yemin ederim ki ben... Ben içimden gelirse, şuram emrederse birini severim. Ve bir kere de sevdim mi hiçbir şeyden çekinmem. Ne yalan tanırım, ne yapmacık. Dobra, erkekçe severim. Oldum, bittim! Nerede o canavar? Nerede olacak? Kemal'in peşindedir! Günaydın! Yani seversin dedim de. Hey, bırak şuraya, çok meşgulüm. Bir viski rica etsen? Bana bak oğlum. İyisin, hoşsun ama... öyle at sineği gibi etrafımda dolaşmasana! Demedim mi her şey düzelir diye? Ama ben çok kötü bir şey yaptım. Yani sırrınızı bana anlattı. Ne? Ah, size yemin ederim ki kimseye söylemem. Hem benden barışmak için söylemeye mecbur oldu. Bir şartla affederim. Şöyle güvenebileceğim bir arkadaşım var mı? Yakışıklı tarafından. Tıbbiye'de bir sükse Osman var, bitirin posta! Dinleyin bakın! Şimdi o Kemal domuzuna öyle bir oyun oynayacağım ki... kıskançlığından çatır çatır çatlayacak! Maalesef o Hurşit eşiğinin çıkardığı rezaletten sonra... Evet? Nişanımızı bir müddet tehir etmeye mecbur olacağız. Yani? Ben tanınmış bir iş adamıyım. Bu gibi rezaletler kredime tesir eder. Beni anlamaya çalış. Anlıyorum, anlıyorum. Çok müteessirim Jale Hanım. Müsaadenizle. Alo? Kim? Jale Hanım, dün akşamki kavga ve rezalet için... Sizin yüzünüzden nişanım bozuldu. Beğendiniz mi yaptığınızı? Bittim, öldüm keyiften Jale Hanım. Güzelim, acaba mühim bir ailevi meselesi durum hakkında ne? Ah, Reşit Bey! Yoksa bu bir evlenme teklifi mi? Dalga dümendir be! Kimdir o sana telefon edip bu kadının gideceği yeri bildiren kız? Bilmem, benim gibi delinin biri olacak. Alo, ben Fatma. Osman, sevgilim! Ne zaman geldin Avrupa'dan? Avrupa'dan mı? Ha, dün geldim. At bir şeyler, devam et! Seni görebilmek için hayatımı seve seve verebilirim sevgilim. Ben de öyle hayatım. Nerede buluşsak acaba? At sineklerini rahatsız etmeyecekleri bir yerde hayatım. Güle güle hayatım. Nereden çıktı bu Osman? Doktor Osman mı? Ne? Ah Avrupa'dan geldi. Senin yanımda olmanı ne kadar arzu ederdim. Canım. Sevgilim, tatlım benim. Üzülme, hepsi geçti, artık beraberiz. Ölünceye kadar sevgilim. Bir şey soracaktım sana. Acaba şu nişan işini... Ama Osman, yalnız değiliz galiba. Onu da adamdan mı sayıyorsun sevgilim? Senin için çıldırıyorum, sana tapıyorum. Yalvarırım artık, bekletme beni. Kim mani olabilir bizim aşkımıza? Hasta çocuk! Bu çocuğu göreceğim. Arkadaş biraz meraklı galiba. Ya, halbuki at sineklerinden hoşlanmadığımı söylemiş. Saadettin Bey telefon etti. Derhal çocuğu görmem lazım. Ne tesadüf! Çocuğu hazırlar, sizi çağırtırım efendim. Kuzum, nereden icap etti bu merak? Abi! Ay senin abine! Ama fazla oluyorsun ha! Kızma evladım, ne de olsa benim işte! Nerede bunun bakıcısı? Fatma mı? Doktorla gitti. Evet. Doktorla mı, nereye? Hatta! Sus be! Atacıyı! Siktir kökünü iç! Ya niye bırakırsınız Fatma'yı be? Çocuk hasta baksanıza, ya kriz gelirse? Ama abicim sen olsan Fatma'yı bırakmaz mısın yani? Doktorla deli gibi sevişiyorlar. Anlarsın ya, şöyle bir denize girelim dediler. Denize mi? Denize! Yani benim biraz işim var, ben şimdi gider gelirim. Ayol yazık, günah çocuğa! Odamıza mı yazık? Nerede Osman? Odamda bekliyor. Aha! Siz miydiniz? Hele şükür hatırlayabildiniz. Sizi unutabilmek için kalbime zincir vurdum. Gözlerinizin pırıltısı zinciri kırdı, beni hislerimle baş başa bıraktı. Neymiş o hisleriniz? Kumsal'la baş başa kaldığımızda anlatmayı ne kadar isterdim. Şu anda telefonda konuştuklarımız kâfi değil mi? Bir yere gitmesek olmaz mı? Tabii, nasıl istersen. Tabii. Şakanın sırası mı şimdi? Çekil başımdan be! Buraya bu budalları seyretmeye mi geldik? Hı? Yani diyorum ki, biraz geride otursak! Ama seni bekliyorum Kemal! Bekle! Hani bana hislerinden bahsedecektin? Sen de fazla sarıldın abla! Kusura bakma, bizimki de Can abla! Ah, çıldırdın mı Osman? Gel kız buraya! Uf! Ne var sevgili? At sineği! At sineği babandır! Alo! Bir şey mi dediniz? Yaklaş da atlardaki arızayı tamir edelim! Bak hele! Hiç telefon direği dikmemiştim, kısmet bugüneymiş! Bula bu züppeyi mi buldun? Domuz! Domuzun gözü! Ben sana gösteririm! Bir daha bu eşeğe nispet vermek için başka birini bul! Terbiyesiz! Gelmedi mi? Kim oğlum? Fatma domuzu! Çok mu merak ettin? Benim merakım hasta çocuk için! Ya! Şerefe! Evladım ve yavrum! Yapma, çatlayacaksın, bak! Çatlarım da, patlarım da! Sana ne? Bak! O nerede, o gelmedi mi daha? Fatma mı? Ben, yani insaniyet için, hasta çocuk için merak ediyorum ben! Gösterin şu çocuğu ya! Ama evladım, uyuyor şimdi! Gösterin be! Ben merak ediyorum, dertliyim ben arkadaş! Ay yavrum, ay evladım! Bana anlat hadi derdini, hadi! Olmaz! Ben aşkından ölsem de, bir kadının önünde beğendim! O Fatma olacak eşi, seviyorum diyemem! Anladın mı? Ya hele gelsin bir eve! Şöyle bacaklarından tutup caaaat diye! Allah cezanı vermesin senin! Kör kütük sarhoş, ille de çocuğu göreceğim diye tutturdu! Ne vardı kendine böyle aşık edecek bunu ha? Hızır! Bak, yapma diyorum sana! Abi! Abi deme bana, eşek de eşek! Niçin? Çünkü senin de... O Fatma ablan var ya, işte ona... Ne oldu abla, ne oldu? Allah kahretsin o ablanı! Bu kadar senedir it geçinirim, Allah inandırsın, tavlamadığım kız kalmadı! Var mı o domuza aşık olak ha? Kaka gitsin! Kim? Bu mu? Aa, çocuk seni istemiyor, bas bakalım, bas! Ben mi, o mu? Sen! O kaka gitsin! Ayıp çocuğa kızım! Hadi canım, istemiyor işte, git! Çıkar, hadi! Gitti, abla mı? Bir züppe takmış koluna, pestilini çıkardım ama itin! O Fatma bir gelsin, böyle bacağından tutup cart diye... Cart! Alay mı ediyorsun be? Abla cici öp! Hadi be sen de! Bir kere öpecek olduk, bu hale geldik! Ama... laf aramızda... hiç kimse Fatma gibi öpemez! Cici be! Güzel! Çok da güzel kâfir! Şeker! Ne şekeri be! Lokum! Of be arkadaşım! Buram yanıyor, buram! Oh! Sen benden dalga mı geçiyorsun be? Alırım şimdi ayağımın altına! Adacayı! Sus be! Hay Allah kahretsin! Adacayı! Sus! Bağırma! Çattık ve Günaydın. Çekiyorum efendim, şöyle gülümseyin efendim! Çok mersi! Jale Hanım, siz de şöyle efendim! Gel! Başınızı yaslayın efendim! Dolaşalım biraz! İyice gülümseyin efendim! Çok teşekkür ederim! Çekiyorum, hazır olun! Siz efendim, şöyle bakın efendim! Bana hafifçe gülümseyin! Çok mersi! Teşekkür ederim! Hanımefendi, siz de şöyle efendim! Alıyorum! Dikkat! Tamam! Mersi! Sevgili evlatlarım! Dün geceden itibaren mesut bir ışığın olayında... Jale Hanım'la hayatımızı birleştirmeye karar verdik. Öpün ananızın elini! Ah! Şekerlerim! Hayatlarım! Dünya güzeli bu kızlar! Mersi! Jale Hanım! Ne? Yani nişanlandı. Ne güzel değil mi? Senin o Avrupalı doktora sor. Osman mı? Dün geceden beri aramızda her şey bitti, ayrıldık. Ya? Kemal! Bekle beni! Olur! Biraz sonra geliyorum, konuştuğumuz gibi değil mi? Tamam! Zeynep! Bugünden sonra aramızda her şey yeniden başlayacak. Hem de ciddi olarak ya! Hadi atla! Arkadaki ne olacak? Görürsün! Çocuk sizi görmek istiyor. Gebersin velet! Ne? Sen karışma canım! Yukarı! Saadettin Bey telefon etti, yukarı çıkıp çocuğu görsün diyor. Kendisine istifa ettiğimi bildiririm, hadi bakalım kış kış! Yürü! Ya herif sakar, fena vuruyor! Hem bir kişiyi 10 kişi dövmez ya, ayıp! Bana bak! O serseriye bir temiz dayak çek de Allah'ın yarattığı şu bileğinin kerametini görelim! Şimdi oldu! Ne zaman? Bu gece! Nişan şerefine davet var! Az kalsın unutuyordum! Alo, Suat! Suat! Ulan Beşiktaşlı Suat değil, meyhaneci Suat be! Tayfur mu? Ulan deli! Gene seni istiyorlar lan! Sevgilerimi sünerim! Ay! Gene mi bastım güzelim? Ne münasebet güzelim, pabuç sıktı! Alo Sevdacığım, ben Zühre! Havadisi kaçırmak istemezsiniz herhalde şekerim. Havadisleriniz bizi hiç ilgilendirmez. Öyle mi? Tahmin etmezdim. Hadi bakalım gelin. Sen şöyle sağıma geç, sen de soluma. Mesela şu anda Jale Hanım'ın hasta bakıcısı Fatma, yanında bir sürü yakışıklı gençle kulübe geldi. Kulübe mi? Ne münasebet? Herhalde Kemal'le Zeynep'i kıskandırmak için olacak. Aramızda kalsın, bu gece nişanlanıyorlar. Ne? Kemal'le Zeynep mi nişanlanıyorlar? Yalnız onlar mı şekerim? Babamla Jale Hanım da nişanlandı. Jale Hanım da mı nişanlandı? Oh. Allah Allah! Yürüyün kızlar! Hadi babacığım! Ay! At sineğime yapıştı beyefendiciğim! Yanındaki züppelere güveniyorsan yaya kalırsın yavrum! Doğru, mesela sen yaya kalmamak için otomobilli milyoner kızlarını aşk nutukları çekiyorsun, değil mi canım? Başlarım otomobillerine de o kızlara da! Vay, bana mı? Sus be sen de! Şimdi sana gösteririm! Allah Allah! Beğendin mi yaptığını? Ama sen o eşekle dans ederken iyiydi, değil mi? Ya sen? Sen o doktorla dolaşırken utanmadın mı? Ama o benim bir şeyim değil ki! Seni kıskandırmak için yaptım eşek! Zeynep de benim bir şeyim değil, seni kıskandırmak için yaptım, domuz! Vay! Ben seni o kadar seveyim, sen beni kıskandırmaya çalışayım mı? Ya ben? Senin için çıldırayım, öleyim, gebereyim! Mahvoldum, bittim, son ümidim de kayboldu. Bilakis son ümit daima mevcut. Kimmiş o son ümit? Bendeniz Tayfur! Seni mangalla ısınan şu odam, fırçalarım, tuvallerim, resimlerim, ot sedirim... ...kalaysız tencerem ve delik deşik 3 takım iç çamaşırımla delice seviyorum. Ne delisin ya Rabbi! Gülersin ya! Gülünecek kadar fakir, ağlanacak kadar aşığım. Kim olduğumu bile bilmiyorum. Anlattın ya. Ya ben senin bildiğin kız değilsin. Ne yani? Hırsızlık, kötülük, namussuzluk mu ettin? Yo. Ama bir sır, yani küçük bir sır. Yoksa benden evvel başka biriyle mi? Sen dünyada sevdiğim ilk erkeksin, ilk ve son. Ben de öyle Fatma. Bak Fatma, benden evlenir misin? Evlenmek mi? Olacak şey değil! Kimse seni benim gibi sevemez! Biliyorum! Jale, ne olur! Sen çıldırmışsın! Yapma Tayfur, görecekler! Gitme, yalvarırım gitme! Bak Tayfur, çok iyisin, çok tatlısın ama... Ama hiç ümit yok, öyle mi? Konuşturmuyorsun ki! Gene ne var? Nasıl anlatsam? Ne geveleyip duruyorsun be? Ben, yani o hasta çocuk yok mu? Başkasını bulurlar bakmak için! Bulamazlar! Çünkü ben... Hadi be! Zaten yarın raporumu vereceğim! Ne diyeceksin? Çocuk hasta, alsın mirası diyeceğim! Of be! Bak, o çocuk var ya, işte ben... Bir tane patlatırsam suratına! Benden evleniyor musun, evlenmiyor musun? Tabii, bir şartla! Neymiş? Beni yarın gece kaçıracaksın! Hem de ruhumun, kalbimin, canımın, içinin köşesine kadar! Ben tüccar adamım, güzelim! Bu gibi yazılar, rezaletler benim ticari itibarımı mahveder! Ama bunda benim günahım ne? Çaresiz nişanı bir müddet için geri bırakacağız! Ama Hurşit Bey! Bu hikaye unutuluncaya kadar görüşmemiz bile abes kaçar! Öpeyim güzelim! Pardon! Bu ne rezalet, bu ne kepazelik! Bu yazılarla kendinizi ne duruma soktuğunuzu biliyor musunuz? 1 hafta içinde 2 skandal! Ya maazallah, biraz işinde de bir rezalet çıkarsa benim durumum ne olur? Derhal çocuğu göreceğim! Yukarıda! Kemal! 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 Seni çağırıyorlar abi! Sen kendi işine bak şekerim! Bu gece tam 12'de! Seni bekleyeceğim sevgilim! Bahçe kapısından ışıkla işaret vereceğim! Işığı görünce kaçar gelirim! Bir sen eksiktin oğlum! Biz evleneceğiz! Ne? Hoppala! Münasebetsiz! Ben de evleneceğim dadacığım! Sen evleneceğine git de rolünü yap bakalım, yürü! Neredeydin be? Raporumu yazıyordum efendim! Yok canım! Kalem diye hangi kızı kullanıyorsunuz beyefendi? Onlar mı? Kırmızı mürekkep, kırmızı... Nerede çocuğun odası? Yukarıda! Yürü göster Allah'ın belası! Ada çayı. Gene ne diyor, ne diyor? Ilık çay istiyor efendim, sinirlerine iyi geliyormuş da. Pekala, bir de ben göreyim bakayım. Dur, pekala yavrucuğum, pekala. Şimdi amcan sana getirecek ada çayı, dur bakayım, dur. Bak, ver, bak, ben sana şunu da getireyim. Koparıyor! Elim! Elim! Elim. Bir doktor çağırın bana, bir doktor. Sen de yaz raporunu. Delidir de. O halde miras? Verdim gitti. Of. Adacayı, abi. Abi. Öcücü böcücü. Ya böcücü deli kız. Gözün aydın, gidiyorum. Bir daha birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Hatta ya... Seni ne kadar sevmiştim biliyor musun? Ama bilemezsin! Çünkü sende sevecek kalp yok deli kız. Ama abla! Bu ayrılık bana çok acı gelecek. Ama alışırım bir gün. Sen de inşallah iyileşir, seni sevenleri ısırmaktan, kalplerini kırmaktan vazgeçersin. Allah'a ısmarladık deli kız. Seni hiç... Ama hiç unutmayacağım. Bu gece 12'de kaçıracak beni! Kız, şimdiden beri kaynana başlatma, delirdin mi sen? Annen ne olacak? Annem milyonlarına kavuştu, artık beni ne etsin? Yavrum, bir de beni dinlesen! Israr etme dadı! Beni senelerce kızı olarak tanımaktan çekindi, utandı! Evlenmesine mani olurum diye köşe bucak sakladı! Tam ona kavuşacağımı sandığım anda... dolandırılacağı alet etti! Reddedince de bana yaptığı masrafları başıma kalktı! Nankörlükle itham etti. Annem hayatı boyunca beni değil, milyonları düşündü dadı. Şimdi istediğine kavuştu. Bundan sonra ben sadece ona, Kemal'e layık olmaya çalışacağım. Ne şans be! Tam 12 milyon lira alacak. Alamayacak efendim. Ha? Ne demek o? Kız ne hasta ne de sakat. Aman oğlum! Sadece iyi rol yapmasını beceren, kalpsiz bir sahtekâr. Ah, yavrum, canım benim, aman Allah'ım! Milyonların artık hepsi bizim oldu! Bırak milyonları da, bakkala bir mektup yaz, veresiye alışverişi kesmiş. Küstaha bak! At şuraya imzanı, ben üstünü doldururum. Şöyle dokunaklı yaz ayol, bugüne bugün milyoneriz. Ben kulübe gidiyorum şekerim, milyonların şerefine! Şunu hemen postaya at, ait olun. Baş üstüne efendim. Anneme bir şey söylersen bir daha yüzüne bak. Geldik anne. Değil. Şu saatte geçmek bilmiyorum. Fatma? Ben Kemal. Meraktan çıldıracaktım sevgilim. Bir kaza oldu sandım. Deli raporunu yazmadan ölürüm diye mi korktun? Hakkım var. O kadar numara boşa gidecekti. Ha, ne haber? Milyonlara konuyorsun işte. Kemal. Sevgilim. Pis sahtekar! Kalpsiz köpek! Sana yemin ederim ki ben masumum. O masalları başkasına anlat artık! İstediklerini elde etmek için benimle alay ettin! Beni sever göründün, hislerimle oynadın! Dünyanın ne kadar alçaklığı varsa yaptın! Değer miydi seni seven, sana tapan bir kalbi kırmak? Dünyanın bütün milyonlarını verseler, değer miydi? Değer miydi pis sahtekar? Hadi benimkinin dalgası milyon, peki seninki ne yaptı o dümeni? Onun da dümeni milyon be! Ama para Jale'nin ya, ona ne oluyor? Parayla tutulmuştur Jale, artist midir nedir, ne bileyim ben be? Yediğimiz kasığın şerefine saygılar... Kasığın şerefine! Şeytan diyor, git kapının önünde nöbet bekle! Gelen milyon küplerine bir sağ, bir sol! Doğru be, kim gelirse bas tekmeyi! Fatma, Fatma de! Al milyonlar da ye bakalım tek başına! Erkeksin be! Sen de erkeksin be! Yoo, sen belirli erkeksin! Bak arkadaşım, ben burada şu ağacın üstünde nöbet tutuyorum! Ben de bekliyorum! Gelene bir sağ, bir de sol deme! Öldüreceksin! Uyuyalım, Allah rahatı görsün, sana da bana da! Uyu, uyu! Hayır efendim, hukukta böyle bir müeyyide yoktur! Davayı usulsüzlük yönünden kaybeden pek çok avukat vardır. Ne yapıyorsun orada? Nöbet tutuyorum. Bıktım bu serserilikten be, sabahtan beri seni arıyoruz, beyefendi savcı muavini. Burada ne şey oluyor? Sus! Jale'nin kız için gösterdiği rapor sahteymiş. Haklarında tahkikat açılacak. Çağırın şahitleri. Hayretler. Buyurun beyefendi, buyurun. Ha? Bu rapor başka bir kıza verilmiş. Ve kız ölmüş. Size geçince üstünde isim değişikliği yapmışsınız. Bundan başka mirası gayri kanuni şekilde alabilmek için evinizdeki bir kızı hasta çocuk rolüne sokmuş ve doğrusu bunda iyice muvaffak olmuşsunuz. Nasıl anlatayım, şaka? Ucunda 12 milyonluk sahtekarlık bulunan bir şaka. Bu hasta kızı size nasıl tanıttı? Kendi öz kızı olarak. Bu rezalette benim hiçbir dahlim yoktur. Şiddet ve nefretle karşılarım. Beyefendi, sizin fikriniz? Bence bu adil sahtekarlık, maalesef ticari şeref ve itibarıma indirilmiş bir darbedir. Bütün bunları yapan benim. Siz mi? Sahte evrakı da ben tanzim ettim, o kızı da rol yapsın diye ben tuttum, tamam mı? Tayfur! Zavallının hiç günahı yok. Buyurun gidelim, her şeyi anlatacağım. Ah Tayfur canım, sevgilim benim! Canım mı? Fedakarlığın sebebi anlaşılıyor. Beni kandıramadın delikanlı. Yutturamadık bilekiz. Nerede hasta rolünü yapan kız? Burada. Adınız? Fatma Erdinç. Erdinç mi? Jale Hanım'ın kızısınız. Öz kızıyım. Kızı mı? Evet kızım. Şu gördüğünüz beylerle paraları için evlenmek istiyordum. Yetişmiş bir kızım olduğunu herkesten sakladım. Sonra bu miras işi çıkınca daha Avrupa'dan geldiği ilk gün onu zorla, tehditle bu işe sürükledim. Jale Hanım, bizimle savcılığa kadar geleceksiniz. Siz de küçük hanım. Ama onun bir suçu yok ki. Elbiselerimi değiştirebilir miyim? Buyurun. Niçin bana söylemedin? Dinledin mi sevgilim? Onun hiçbir günahı yok vallahi. Her şeyi bana anlatmak için çırpındı durdu ama nah kafa! Bana da anlatmak istedi. Her şeyi biliyorduk. Sen karışma! Efendi, gelinime böyle muamele edemezsin! Nereden senin gelin oluyormuş be? Mavim Bey'i telefondan istiyorlar efendim. Alo? Ben Reşit. Burası Cumhuriyet Savcılığı, ben İsmail Hakkı. Buyurun efendim. Şu anda takip ettiğin miras meselesi hakkında bir mektup aldım. Mektupta Jale Hanım'ın kızı Fatma bütün tertibi anlatıyor ve annesi Jale Hanım'ın bütün mirası Kızılay'a bıraktığına dair imzalı beyanını yolluyor. Bu vaziyet karşısında... Mesele kendiliğinden kapanıyor. Çok namuslu kızmış efendim. Emredersiniz efendim. Şansınız varmış, dün kızınız savcılığa bir mektup gönderip tertibi anlatmış. Bu vaziyet karşısında suç ortadan kalkıyor. Serbestsiniz. Kızımdan özür dilemeyecek misin? Hadi. Ve beni bu kadar yanlış anlayan bir eşeği sevemeyeceğimi anladığımdan aranızdan ayrılmaya karar verdim. Peşimden gelmeye veya beni aramaya kalkarsanız canıma kıyarım. Kemal şuraya bak, kaçıyor! Ha? Fatma! Fatma dur! Fatma! Dur diyorum sana! Aman bre, çüş gitti ediyorum abi! İnşallah yakalayamazlar. Yakalamasınlar da Kemal sana kalsın, öyle mi? Hı. Eyvah, bir kaza yapacaklar! Ay, o kaynağının tadını almadan elden gidiyor kız! Sözümü yetişin! Sen de saçmalıyorsun be bunak! Defol, defol da kızı bulalım! Arkadan kaçıyor, koşun! Hadi! Yahu nereye kaçar bu? Şuradan tavuk sesleri geliyor bilakis, bakalım mı? Tamam, buyurunuz piliç! Çık oradan! Çık oradan, konuşalım! Dün gece telefonla konuştuk! Şey, yani istemezdim ama bütün kabahat sende! Eşek! Hem beni kaçıracağım diye beklet, hem de kabahati bana yükle! Sen de benden alay et, sonra evlenmemek için kümeslere saklan! Ah, ne âlâ memleket! Neye beğenmedinse defol git! Bana bak! Şimdi sen benden evleniyor musun, evlenmiyor musun? Evlenmiyorum, ne olacakmış yani? Son sözün bu mu? Bu! 100 gönlüm olsa birini sana vermem! Demek hala inat ediyorsun! Çalıştır motoru! Hemen şapka! Pis haydut, ne olacak? Evleniyor musun, evlenmiyor musun? Evlenmiyorum! Evleniyor musun, evlenmiyor musun ha? Kaçma! Nasılmış ya? Ha? Pis domuz! Vay namussuz, hala numara ha? Ölsem de evlenmem! Asıl ben senden evlenmiyorum işte! Umurumda sanki, defol! Asıl sen defol! Beni de Defolun! Bana baksanıza, siz evleniyor musunuz, evlenmiyor musunuz? Hayır! Hayır mı? Evet, hayır! Benden de hayır! Defol öyleyse! Ya! Hadi ıslat babalık! Hey! Yapmayın! Nasıl olacağız ya? Yapma! Bu hikayede böylece burada biter. Bizleri sorarsanız refikam cariyeniz... ...milyonerlikten züğürtlüğe terfi edeli bir hayli değişti. Nasıl? Memnun musun hayatından? Tabii sevgilim, Allah'a çok şükür. Aferin, adam ol biraz. Erdal'la Zühre'ye gelince evlendiler. Ve bugünlerde Türkiye nüfusunu 30 milyonda 1 nispetinde çoğaltacaklar. Nereye kızım? Erdal'a çay koyacaktım. Otur, oturduğun yerde bakayım, sen bugüne bugün iki canlısın ayol! Kemal'le Fatma evlendiler tabii. Bilakis son ziyaretimde kendilerini normal bir aile saadeti içinde buldum. Dur! Dur, bir dakika! Anlatayım bak! Yapma, yapma! Hani bana Türk alacaksın? Alacağım, alacağım! Yeter! Yeter artık be! Laftan anlamıyorum! Ben biliyorum senin anlayacağını! Gel, ya buraya! Gel, yap şunu ya! Yap! Kendilerini yatıştırıp icap eden nasihatlerde bulunduktan sonra... Kemal'e evlilik ve kadınlar hakkında fikrini sordum. Azizim, her kadının bazı meziyetleri vardır yahut... ...bazı hataları olabilir. Fakat hiç kimse Fatma gibi öpemez.